Herkese merhaba. Videonun konusu 12 voltla çalışan bir pompa. Bu pompa esasında diyaframlı pompa diye geçiyor. Ben bu pompayı bir eskiciden aldım. Aldığımda çalışır durumda değildi. Yani motor boşta dönüyordu ama herhangi bir emme basma yapmıyordu. Onun için söktüm ve tamir ettim. Şu an çalışır durumda. Pompanın çalışma mekanizması hakkında bilgi vermek istiyorum. Motor çalıştırıldığı zaman burulma tam eksende dönmediği için titreşime sebep olur. Bu titreşim pompanın iç kısmındaki şu beyaz parçanın yukarı aşağı hareket etmesini sağlar. Bu hareket sayesinde şu kanal ve bu kanalın içerisinde şu tarafta vakum oluşurken bu tarafta basma etkisi meydana gelir. Dolayısıyla biz bunu çalıştırdığımız zaman şu şekilde bu tarafta vakum oluşurken bu tarafta da basma işlemi gerçekleşiyor. Yani su buradan girip şu kanaldan dönerek şuradan bu ağızdan dışarıya çıkıyor. İç kısmı incelemeye başlayalım. Bu cıvataları tek tek açmamız gerekiyor. Pompanın motor kısmının da cıvatalarını ben gevşettim. Motor kısmını sökelim. Şu da kapak kısmı. Bunu açıyoruz. Evet. Şurada içeride görmüş olduğunuz parça şu motorun miline bağlı olan rulmanın dönüşü sayesinde yukarı aşağı hareket ediyor bu şekilde. Bunu sağlayabilmek için de rulman tam olarak motorun ekseninde değil dikkat ediliyorsa. Birazcık eksenden kaçıp bir şekilde montajlanmış durumda. Ki bu montajı ben yaptım. Ben bunu eskiciden aldığım zaman şu rulman tamamen çıkmış durumdaydı ve şu parçanın içindeydi. Rulmanın ortasına bir plastik parça geçirerek şöyle ekseni kayık şekilde olacak şekilde rulmanı yerine taktım. Şimdi çalıştırdığımız zaman görüldüğü üzere böyle elit şeklinde bir dönüş sağlıyoruz. Dolayısıyla bir titreşim sağlıyoruz. Bu titreşim sayesinde bakın şu şekilde takarsak böyle aslında internette bu pompanın iki çeşidini gördüm. YouTube'da değişik videolar var. Bir çeşit sadece bu üzerinde rulman olan motor tipi. Diğer bir çeşit de bu rulmanın üzerinde esasında bir egzantrik ağırlık var. Şu şekilde. Bu ağırlık montajlanmış durumda diğer bir tipte. Dolayısıyla şu egzantrik ağırlığın dönüşü sayesinde bu titreşim elde ediliyor. Ben de tamir etmek için ilk etapta şu egzantrik parçayı aslında ben bunun imalatını yaptım. Çünkü bu parça yoktu ben söktüğüm zaman. Yani şunun içerisinde düşmüş olarak bu parçayı bulamadım. Bunu yapmak için de şöyle yaptım. Şu şekilde nalburdan kurşun aldım. Yani esasında bu balık oltasında kullanılan kurşunun aynısı. Bunu bir çay tabağının içinde eriterek, dairesel olarak eriterek, daha sonra şöyle E vasıtasıyla da şekil vererek, şöyle ortasını da matkapla delerek bir parça elde ettim. Bu parçayı buraya montajladım ama istediğim sonucu alamadım ve bu tasarıma karar verdim. Bu şekilde zaten pompa çalışmaya başladı. Şu kapak kısmında kanallar görüyorsunuz. Bu diyafram hareket ettiğinde, yani titreştiğinde şu parça aşağı hareket ederken bu parça yukarı çıkıyor ve bu anlık hareket sayesinde bu tarafta bir vakum oluşuyor ve su girişi gerçekleşiyor. Bu kanallardan dolaşan sıvı şuradan bu valfin aşağı hareketiyle beraber şu borudan dışarı çıkıyor. Bu sonsuz hareket sayesinde biz su pompalamayı sağlamış oluyoruz. Pompanın arka tarafında da bir kısım var. Basınç yükselmesi olursa yani basma kısmında bu boruda bir tıkanma vesaire veya katlanma olursa çok basınç içeride çok yükselip de pompaya zarar vermesin diye bir on-off switch var bunun içinde. Şimdi onu da açıp şöyle bir inceleyelim. Evet.
Evet, ben cıvataları gevşettim. Şöyle açtığımız zaman içeride bir başka bir diyafram görüyoruz. Bu diyaframı şöyle çıkarmaya çalışırsak zarar vermeden. Evet, şu şekilde. Bakın şurada bir küçük nozül görünüyor. Bu nozül şu membranın, şunun diyaframın şişmesine sebep oluyor. Bu şiştiği zaman, yani çok fazla şişerse eğer, şu switch, bir on-off switch bu. Yaylı, içinde yay var bunun. Aç kapa yaparak şuradan on-off olmasını sağlıyor, aç kapa olmasını sağlıyor. Bunun montajını yaparken, kablo montajını yaparken zaten bunu dikkate alarak yapıyoruz. Membranın alt kısmındaki mekaniğe de bir bakalım. Orası da enteresan. Şimdi ince bir tornavida vasıtasıyla bakın şu parça zaten çıkıyor. Ha, bu arada şu kısmı birebir aynısı arka tarafta var. Dolayısıyla ben sökmek istemedim. Şimdi şöyle yukarı doğru kaldırdığımız zaman bakın bu parçayı. Şöyle yukarı doğru kaldırdığımızda çıkıyor bu. Bakın alt tarafta bir yay var. Bu yay sayesinde şu valf hareket ediyor yukarı aşağı. Bakın suyun girişi ve çıkışı. Şu valf bakın şöyle hareket ediyor aşağı doğru bastırdığım zaman. Takarken şöyle takıyoruz. Bu ise dediğim gibi ters yönde. Şöyle bir parçası var bunun şu şekilde. Bunu da böyle koyuyoruz. Şu şekilde bakın taktığımız zaman şöyle sızdırmaz bir şekilde. Şuradan giriş. Şuradan bakın yukarı doğru hareket. Suyun hareketi. Buradan şu kanalların içinden geçerek şunu aşağı bastırarak buradan çıkış şeklinde bir çalışma prensibi var. Tekrar montaj yapmak istersek eğer şu şekilde bakın yayın. Şu yayın şunun tam üzerine gelecek şekilde yerleştirilmesini sağlıyoruz. Ve bu şekilde sıkıyoruz. Sonra da çivataları şarjıyla sıkarak montajımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi arka taraftaki diyaframı yerine koyarsak bunu bakın şu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra bunu böyle yerleştirip bunun daha sonra cıvatalarını takıp montajını gerçekleştiriyoruz. Evet, elimizdeki pompanın çalışma prensibi kısaca böyle. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.